Step Back programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Efe Yamanlılar, Özer Çelik Süngü ile birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Özer hoş geldin. Hoş buldum Efe. Abi bugün normalde tabii biz geçtiğimiz günlerde bir bölüm paylaştık. Baktığımızda orada daha çok takımları ve genel durumu ele alıyoruz. Bugün daha spesifik bir konuyla yola devam edeceğiz. Çünkü son zamanlarda NBA'de ciddi bir sayı enflasyonu var. Enflasyon kelimesine biz zaten çok alışkınız. Evet. Ama bu bakımdan da biz bu NBA'deki sayı patlamasına bir bakacağız, bu durumu göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde aynı günde Doncic 73 sayı attı. Devin Booker da 62 sayıyla günü kapatmıştı. Ondan bir hafta önce Embiid 70 attı. Aynı gün Karl Anthony Towns 62 ile kapattı. Yani böyle çıldırmışçasına hücum performansları izliyoruz. Şimdi biz bu bölümde şunu konuşacağız. Bu neden oluyor? Böyle devam edecek mi? Ve biz ölmeden 100 sayı görecek miyiz? Kesinlikle abi. Yani adım adım gitmek gerekirse, çünkü baktığımız zaman hem bir yandan yüzeysel olabilecek ama hem de bir yandan belli detaylara değinebileceğimiz bir konu bu. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki yani bu dönemin böyle olması demek biz Mart aylarında, Nisan aylarında da sürekli 60-70 kafamızın üstüne bırakacak oyuncular göreceğimiz anlamına gelmiyor. Bence de. Ya NBA'de şöyle ilginç bir konu var abi. Örneğin şuradan kurabiliriz seninle kıyası. NBA'nin 70 attığı gün neyin yıl dönümüydü? Kobe'nin 81 atışının yıl dönümüydü. Aynı gün Karl Anthony Towns da 66 mı 62 mi ne attı. Devamında Devin Booker 62 attı. Doncic 73 attı. Baktığımız zaman NBA'deki bu yüksek artı 60'lık skor patlamaları veya geçen sene Donovan Mitchell'ın ve Damian Lillard'ın birbirine yakın tarihlerde 71 attığını biliyoruz. O 71'ler de yine Ocak ve Şubat aylarında geldi. Ya NBA'de böyle oluyor. Yeni yıla girdiğimizde, yeni yılın ilk 2 ayında hücumlar patlıyor. Hücumlar coşuyor. Yani bu NBA'de genelde bir skor patlaması gördüğünüz zaman dönem buna denk geliyor. Yani ben bunu birazcık daha o yüzden dönemsel bir geçiş olarak düşünüyorum. Şu, bu demek değildir ki mevsim diyorum yani Nisan ayını gördüğümüzde bir oyuncu gidip 60 sayı atmayacak. Mutlaka atabilir, atar da. Ama yani şu an olduğu gibi yani şu son 2 haftaya sığmış olan skor patlamaları anormal bir seviyeye geldi. Evet. Yani biz hani şu anda bunlar olurken 40 atan oyuncuları konuşmaz hale geldik. Çünkü o ne, haber mi gözüyle bakar olduk. Ben bunun biraz daha NBA'in kendi tarihçesinde Ocak ve Şubat aylarına özgü olduğuna inanıyorum. Çünkü şu ana kadar hep bu şekilde tekerrür etti. Bundan yola çıkarak bu görüşteyim. Yani girizgahı öyle yapabilirim. Ben orada şöyle bir durum var. Şimdi genel olarak NBA aslında Ekim'in sonuna doğru başlar genelde ama asıl start verilen tarih hep 25 Aralık'tır. Noel'dir. Evet, yani Noel'den sonra artık bazı şeyler daha gözle görülebilir olur. Ocak ve Şubat senin dediğin gibi skor patlaması yaşanıyor. Bunda bir yandan bir yanda All-Star efekt de var. Yani All-Star'a giderken herkes en iyi haliyle de gitmek istiyor. Hem takım anlamında hem oyuncu anlamında. Belki o yüzden böyle bir patlama da olabilir ama şimdi performanslara baktığımızda Doncic'inki bu arada biraz ayrılıyor. Yani Doncic normal bir verimlilikle yaptı bunu. Yani 33-25'ti galiba. 33'te 25, 13'te 8 üçlük, 10 rebound, 16'da 15 faul, 7 asist ve daha manyağını söyleyeyim mi sana? %75 field goal, %90 true shooting. %90 true shooting inanılmaz. Böyle bir ya bak şöyle söyleyeyim sana, ben burada lafı çok uzatmayacağım. Kobe'nin 81'inden daha etkileyici bir modern basketbol performansı görmüş olabiliriz. Bu seviyede diyebilirim. Şimdi bak orada argümanı şuradan kurmak istiyorum. Çok aradayım. Çok aradayım. Bir yani Doncic'in yaptığı şey hiper verimli. Evet. Kobe'ninkine bakacak olursak 48'de 28, yani 46'da 28 field goal, 13'de 7 üçlük, 20'de 18'de faul atışı, 6 rebound, 2 asist. Baktığımız zaman şimdi Doncic kendi başına takımının 100 sayısını oluşturmuş. 73 sayı atmış, 27'de asisten takımına sayı ürettirmiş. Yani oyuncu modern basketbolda tek başına hücum olmuş. Evet. Anormal bir verimlilik. Kobe ile kıyasla ben şu arada kalıyorum. Şimdi Doncic bunları yaparken abi günümüz basketbolundan konuşuyoruz. 2024'te bir basketbol maçında ortalama 100 pozisyon oynanıyor. 100 pozisyondan da NBA hücumları 116'lık bir hücum reytingi üretiyor. Yani artık NBA takımlarında hücum normal bir maçta daha fazla hücum gerçekleşiyor. Kobe'nin 81 attığı dönemde 91 pozisyon oynanıyor. Kobe 91 pozisyon, hücum pozisyonunda oynandığı bir maçta o zamanki hücum verimliliğinin 106 olduğu, yani pozisyon sayısının 10 pozisyon az, hücum verimliliğinin de 10 puan alt olduğu bir dönemde 81 atmayı başardı. Bu elbette
Kobe'nin yaptığının görkemini yeniden hatırlatır nitelikte. Keza şu da var tabii ki. Şimdi Kobe bunu yaptığında 2006'dan bahsediyoruz. 2006'daki üçlük varyantıyla modern basketboldaki üçlük varyantı da aynı değil. Ama işte orada zaten iki oyuncunun da atmış olduğu üçlük birbirine yakın olduğundan biraz daha o da birbirini dengeler nitelikte. Ama yani Luka Doncic ya 81'i geçecek bir performans ortaya koydu ya da 81'in hemen yanında olacak bir şey yaptı. Bence İnanılmaz bir şey bu. Yani Luka yoruldu tabii. Karşılaşmanın evet. Sonuna doğru artık canı çıktı ama o gücü bulabilseydi bence 80'i net geçecekti. Ya bence zaten zorlasaydı geçerdi. Yani 3-3'lüğüne bakar yani. Çok da bir şey değil aslında. Evet. Ya ben maçı izlerken abi gerçekten 2K oynuyormuş gibi hissettim. Yani bana o hissi verdi. Hani böyle 2K'da bazen böyle oyuncunun sürekli takeover'ı açık olur. Böyle patiküte önüne geleni atarsın. Ya Luka da o şekilde üretti. Ya bunun yanında abi 7 asist yani. O çok anormal. %75 field goal. İnanılmaz ya. Ya 33'te 25 abi. Şaka gibi yani. Ben o gece şöyle delirdim abi. Bir yandan şimdi bir telefonda bir maç açık. Bir de bilgisayarda maç açık. Bir yandan Booker orada saçma sapan bir şeyler yapıyor. Yani onun da gidişatı. Ben Booker'da hissettim mesela. Artı 65'e doğru gidiyordu maç. Luka Doncic de böyle. Çünkü Luka Doncic daha fazla asist yaptığı için, topu daha fazla dolaştırdığı için ilk bir anlamadım. Ama sonradan dedim ki Luka daha başka bir şey yapmaya bir başladı de, yani. Bence ne de çok önemli biliyor musun Efe? Luka 73 attı, maçı kazandı. Booker 62 attı, maçı kaybetti. O inanılmaz bir fark ve bence. Bence de çok büyük bir fark. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Luka maçı 146-143 kazandı. Yani Luka'nın attığı her sayının gerekliliği vardı. Kesin. Dallas Luka'yı, yani Luka sayı rekoru kırsın diye aramadı. Baba bize bu maçı kazan diye aradı. Bence bu çok Kobe'de önemli. De öyleydi mesela. Kobe'de de kesinlikle hep geriden geldi. Kobe'de de öyleydi. Mesela Embiid de tam olarak öyle değildi. Embiid San Antonio'yu kırdı. Bitti. Ama yine de çok görkemli performans. Ama örneğin burada Karl Anthony Towns ve Devin Booker biraz burada eleniyorlar. Çünkü Booker'ın önceki 70'i de öyleydi ya. Booker tabii Boston'a 70 attığı maçta da Boston onları 20'ye yani. Yatırmıştı. Öyle bir fark vardı tabii ki de. Ya ben bu performansların tabii ki de galibiyette gelmesini veya galibiyeti belirleyecek performanslar olmasını önemsiyorum. Keza baktığımızda Donovan Mitchell'ın 71'i de böyleydi. Hatta uzatmaya götüren putback'i attı da maç uzatmaya gitti. Sonra 71'i kazanmışlardı. O şekilde hani uzatmaya götürüp sonra 71 sayı atmıştı. Chicago'ya karşıydı hatta o maçta. Yani baktığımız zaman abi bence bu önemli bir detay. Kazandıran oyunu oynamak önemli bir detay. 73 sayı atmak değil de kazandıran basketbol oynamak. Bence bu çok değerliydi. Bir de şöyle bir Doncic'in performansından sonra bence şöyle bir ayrıma gittik. Şimdi daha demin Kobe'yi konuştuk. Kobe'nin performansını konuştuk. Kobe'nin kitabı çok verimli değil. Yani Doncic'e oranla çok verimli tabii, değil. Yani, çünkü Doncic hani Doncic anormal yani bir Doncic hareket hani, yaptı yani. Video oyununda yakalayamayacağız evet. Bir verimliliği. Çok zor yaparsınız. Çıkarttı yani. Kesinlikle yani 33'te 25 bile abi. Yani bugün anormal. Video oyunu oynarken bile kolay kolay atamazsın. Yani, sistem yaptırmaz sana bunu. Yaptırmaz yani. Hani en kolay modda oynasan anca yaparsın. Bu simülasyon çok manyak şaşmış. Yani. Gerçekten şaştı. Gerçekten şaştı. Çünkü Kobe'ninkine de baktığımızda en azından field goal bazında konuşacak olursak %50'nin üstüne bir field goal yapıyor bunu. Şimdi Kobe'nin bu 81'e attığı döneme bakıyoruz. Skorerlerin dönemi. İşte T-Mac'ler, Allen Iverson'lar, evet. Kobe'ler, Vince Carter'lar. Bu bir barem. Ve bunun o zamanlar ben 3 aşağı 5 yukarı daha yeni yeni NBA'in ucundan tutmaya başlıyordum ama hiç şunu duymuyordum mesela. Abi verim. Tabii şimdi canım. Yeni geldiğimiz dünyada ve yeni geldiğimiz NBA sisteminde verim çok önemli bir şey. Yani sen 80 sayı atarsın. Bunu %45 ile attığın an abi %45 ile ben de atarım olacak. Tabii ki. Luka'nın yaptığı performansın yeni modern dünyada, yeni modern basketboldaki karşılığı yani hani hiçbir kusuru yok. Verim mi diyorsun? %90 true shooting ile oynamış adam. İşte sayı diyorsan 73 sayı atmış zaten. Rebound'u 10, 7 asist yapmış. Yani bu dönemde sorgulanabilecek hiçbir şeyi sorgulattırmamış takımın adam. Ürettiği 100 sayıdan tek başına sorumlu adam. Ne yapsın tek yani? Başına hücum yani. Kobe tarafına geliyoruz. Kobe de kendi döneminde, kendi döneminin marjlarıyla, kendi döneminin basketbol algısıyla abi ben öyle takılmam hiçbir şeye, ben maçı kazanmak için atarım bu 80'i deyip çat 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 girmişti 81 atmıştı. Ki kazandı. Yani, kazandı da adam yani. Abi zaten hani biz istatistik tartışabiliriz. Yani evet. Ben hani istatistikler bize basketbolda bir şeyler öğretebilir. Ama günün sonunda geçerli olan bir tane hane var. O da galibiyet veya mağlubiyet. Bir oyuncu galibiyete bir şekilde ulaşıyorsa bu oyuncuyu iyi kılacaktır. Ya sen eğer %40 atıyorsan takımına maçı kazandırıyorsan kimse sana senin %40'ınla hatırlamaz. Senin %40'ın kaybettiğin dönem hatırlanır. Daha iyi atsaydın evet, o zaman olur. Evet. Her zaman hani olay budur. Şimdi mesela sen abi çok güzel bir yere değindin. Modern basketbolun doğruları ve modern basketbolun değerleri doğrultusunda. Bir yandan bu oyuncuların skor patlamalarını üreten şey
modern basketbolun ta kendisi. Evet. Çünkü NBA 2000'li yılların başından itibaren sistematik olarak hücumun önünü, hücum yapılabilmesinin önünü açmak istedi. Bunu daha mümkün ve kolay bir hale getirmek istedi. Ve biz bu yüzden senin başta söylediğin gibi bir skor enflasyonu görmeye başladık. Örneğin 2000'lerin başında maç başına 20 sayı atıyorsan sen kral oyuncuydun, süperstardın sen. Evet. Bugün NBA'ye bakıyoruz, 55'ten fazla oyuncu 20 sayı ortalamayla oynuyor. Ya çok 55'ten büyük fazla. Bir sayı bu yani. Anormal bir rakam. 20 sayı yani. Kolay bir sayı baremi değil normalde. Artık çerez oldu. Tabii. Yani 20 çerez oldu, 25 saygın 30 stara doğru gelmeye başladı. Bu zaten ligin sistematik olarak yaptığı bir şey. Modern basketbol bunun önünü açıyor ve basketbol çok değişiyor. Yani şimdi tabii ki de kimse oturup da birdenbire... Yani çok ilgilisi değilseniz 70'lerden, 60'lardan, 80'lerden açık bir basketbol maçı izlemezsiniz. Ama ben mesela bir iki basit kural söyleyeyim. 70'lere kadar, 1970'e kadar NBA'de putback smaç yaptığınız zaman bir sayı sayılıyordu. Yani şimdi bunun bile kaybettirdiği bir şey var. Mesela daha da saçması, bunu faul atışından yaparsanız, faul atışındaki kaçan faulü putback yaparsanız faul atana veriyorlardı sayıyı. Gerçek dışı. Yani şu anda düşündüğünde şey... Hani, bir şey yani. Aynen öyle. Gerçek dışı geliyor. Yani 1963'e kadar abi... Yani bu biraz daha belirsiz. 63 demeyelim bunu ama 60'ların ortasına kadar diyeceğim buna. Basketbolda panyalı atış yoktu. Yasaktı. Top panyaya atarsanız goaltending oluyordu. Yani işlerin ne kadar değiştiğini anlatmak tabii. Açısından bu eski örnekleri veriyorum. 80'leri 90'lara gelelim. Savunmaları düşünelim. Hand checking artık yok. Savunmaların en önemli silahlarından bir tanesi. Savunmalar artık buna sahip değiller. Eskiden gather step dediğimiz o toplama adımı, şimdi işte günümüzün James Harden'ların, Luka Doncic'lerinin, Steph Curry'lerinin peynir ekmek gibi kullandığı şey. 2010'ları gelene kadar belki de, 2000'lerin başına gelene kadar yasaktı. Evet. Yoktu böyle bir hareket basketbol literatüründe. Yani steps çalınıyordu. Ağırlıklı steps çalınıyordu. Bir yerden sonra bu literatüre girdi. Ha, ve bunu şu şekilde de söylemek lazım. Basketbolun kuralları değişmedi efendim. Basketbolun kuralları yoğunlukla sabit kaldı. Sadece o kuralların yorumlanışı değişti. Evet. Yani NBA birdenbire gather step diye bir şey vardır. Sen adımını toplayabilirsin abi. 4 adım, 3 adım yapabilirsin demedi. Hakemlerin bunu yorumlaması değişti. Bu değişti. Eskiden hücumcu o kolu koyduğunda savunma faali olmuyordu. Hücum faali oluyordu. Artık savunma faali oluyor. Çünkü gibi. Alan çok açıldı. Yani alan açıldı. Pace and space dediğimiz nokta o ya. Kesinlikle alan açıldı. Hakemlerin yaklaşımı değişti. Yani kuralların kendisinden çok kuralların ele alınış biçimi, yorumlanış biçimi değişti. Ve bunlar her zaman da 2000'lerin başından itibaren sistematik bir şekilde hücumun lehine oldu. Şimdi mesela aklıma benim direkt Bruce Bowen geldi. Yani o mesela şut atarken oyuncunun altına hafif tabii bir girme. Hani bence çok tehlikeli bir hareket ama eskiden NBA'de bu vardı. Yani işte çok önemli skoreller şut atarken Bruce Bowen aşağı ayağını koyuverirdi. Tabii. Yani. Ve hakemler bunu görmezden gelirdi. Keza bunun bence en kötü ve en son örneği de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard'tır yani. Zaza Pachulia aynısını yaptı. Belki de orada şeyden San Antonio'yu... Playoff'tan etti yani. Bence öyle oldu. San Antonio'yu Kawhi Leonard'dan etti adam. Ya bir de yani, yani böyle bir şey olmaz. Yani 2018'di galiba ya. 17 veya 18 abi. Ben ikisinden biriydi ya. Ben de tam hatırlayamıyorum şu anda. Ama 18 oldu. 18 miydi ya? Bir şey diyeceğim. Son senesi. Toronto 19'da kazandı. Evet. Kawhi bir seneyi oynamadan geçirdi. O zaman 17 lazım. Tamam. Ya ama 17-18. Ben de bunları hep karıştırıyorum abi. Yani bu dediğin gibi abi çok belirleyici işte. Yani o döneme kadar gelene kadar, 17-18'e gelene kadar mesela bambaşka bir senaryo vardı. Akış orada değişti. Sen şimdi Bruce Bowen'ları, Bill Laimbeer'ları, hatta bak o kadar geçmişe bile gitmeye gerek yok. Tony Allen abi. Tony Allen gözünü parmağını sokar. Yani şimdi abi. Tony Allen'ı buraya getirip koyamazsın. Olmaz. Tabii. Ve hani bak bu iş sadece savunma boyutu da değil. Eskiden NBA takımları kötü hücumcu olan ama çok iyi bir savunmacıyı takımlarında barındırabiliyordu. Ron Artest ya. Bunu Ron Artest, Tony Allen, Andrew Robertson diyeceğim ama Oklahoma'nın bir tane oyuncusu vardı. Oscar Robertson mı? Öyle bir oyuncumuz daha vardı. Şu anda bir anda ismi aklımdan çıktı ama. Valla Robertson bende de gitti şu an ama evet. Sen öyle deyince. O kadar yanlış söyledim ki muhtemelen doğrusunu unuttum çünkü sana şu anda. Yani bu tür oyuncular eskiden NBA takımlarında barınabiliyordu. İlk beşlerde barınabiliyorlardı. Orada hayatta kalabiliyorlardı. Artık böyle bir rol yok. Artık NBA hücumları bir tane hücum edemeyen oyuncuyu bile kaldıramıyor. Çünkü spacing, sahayı açmak, hücum verimliliği bu kadar kritik bir hal aldı. Bu noktada da tabii ki de böyle yaptığınız zaman da yine bu aslında savunmanın kefesinden götüren bir şey. Andre Robinson. Andre Robinson. Tamam. Robinson'da şey yapmışız. Ben bir anda şey yapamadım, yakalayamadım. Andrew Robinson'a gitti kafam bir anda. Liverpool sol bekine. Niye böyle bir bu aralar Liverpool'la alakalı bir üzgünlüğüm var ama. Tabii sana. O duygular hala çok yüklü ya bende.
yaşıyor. Muhtemelen biraz o da buraya yansıdı. İzleyicilerimiz affetsin. Andre Robertson kendisi hani savunmacıydı ama sıfırdı. Hücumda tam bir takozdu yani. Sefoloşa mesela yine oklamadan. Tabii Tabo yani. Sefoloşa. Bak çok doğru. Aynen öyle. Sefoloşa da hücumda teneke gibi adam. Aynen öyle. Yani. Benim için mesela bunun bir numaralı örneği işte Celtics geçmişinden şeydir. Tony Allen'dır. Sonra Tony Memphis Grizzlies döneminde Grit and Grind dönemi. Ama Tony Allen çok iyi savunmacıydı. Acayip bir savunmacıydı bu arada. Ben de çok severdim. Boğardı yani. Ben de çok severdim. Yani ama artık işte barınamıyor abi bu oyuncular. Tabii. Yani modern NBA'de bu oyuncular ilk 5'te veya hatta 7 kişilik rotasyonlarda bir playoff rotasyonunda kesinlikle yer bulamıyorsun kolay kolay. Çünkü hücum çok değerli. Hücumun verimliliğini düşürmeyi göze alamıyor artık hiçbir NBA koçu. Ve bu tabii ki de böyle olduğunda savunmanın önü açılıyor abi. Bu da çok belirleyici bir şey. Embiid'in performansı ile ilgili bir tek şunu söyleyebiliriz. Anormal bir sayı, anormal bir verimlilik. Zaten bununla beraber abi tarihte şimdi 70-15-5 barajını aşan 3 oyuncu oldu. David Robinson 1'di, Embiid 2 oldu, Doncic 3 oldu. Robinson'ın da 70'i çok çirkin. Tabii David Robinson'ın da mesela 70'i şeydi, skor krallığını kazandırmak için NBA'de sezonun son maçında topu beslediler. Bu olur. Bu arada mesela bunun bir benzerini ben gençken altyapı basketbolunda Ömer Faruk Gürtseven'e yapmıştı Fenerbahçe. Ömer Faruk turnuvanın sayı kralı olsun diye son maçta 110 sayı attı Ömer. 110 mu? 105 mi ne attı? Öyle bir şey, sayılar sayılıyor muydu ya? Evet. Ve bütün sayıları Ömer Faruk'a attırdılar. İstatistik kağıdını vermezdi ya alt yapıdaki hakemler. İşte. Kim ne yaptı kimse artık bilmezdi bir ara yani. İşte konu abi o seviyelere gelince değişiyor yani. Baktığımızda tabii ki de Robinson'ın sayısı da çok farklıydı. Bu noktaya geldik. Bir yandan kurallar, bir yandan oyuncuların yetenekleri, bir yandan dediğim gibi hani sistematik bir şekilde hücumun önünün açılması bize bunu mümkün kılıyor. Bu demek değildir ki Mart'ta, Nisan'da, Şubat'ta biz bunları görmeye devam edeceğiz. Tarihi olarak olmuyor. Çünkü şöyle bir durum var. Hani bazı şeyler, devrimler yaşandı ve bitti. Yani örneğin artık takımlar devamlı daha fazla üçlük atmıyor. O bir noktada bir sabite oturdu kendi içinde. Bir nötrü var artık. Aynen öyle. Takımlar daha fazla faul çizgisine geliyor. Daha fazla spacing yapıyor değil mi? Zaten spacing de maksimuma ulaştı birçok NBA takımı. Üç tane sağ koyman lazım artık daha fazla. Aynen daha fazla spacing için artık. Hani dörtlük çizgisi falan olmalı. Yani öyle bir şey olmadığı sürece artık hani sahayı açmak, spacing de kendi içinde limite ulaştı. Bu durum o yüzden ben Şubat'a, Mart'a, Nisan'a şu dönem olduğu gibi taşmaz diye düşünüyorum. Ya şöyle bir durum var. Doğru. Playoff'ta falan çok az görüyoruz zaten. Böyle 60'lar falan tabii. Playoff'ta çok. Playoff rekoru hala Michael Jordan'da 63 evet. Sayıyla. Celtics'e 86'da. Aynen öyle. O gün Tanrı kılığında Jordan oynadı diye Larry Bird'ün o meşhur. Çok iyi sözlü bu arada. Yani playoff'ta bazen işler daha da zor oluyor. Şimdi takımlar birbirini çok daha rahat tanıyor. Bir takıma göre 7 maçlık bir senaryo yazıyorsun falan filan. Ben sadece o zaman düdükler de azalıyor playoff'ta. Hakemler o sertte evet izin veriyor. Girişi konuştuk. Gelişmeyi konuşuyoruz abi şu an. Gelişmede şöyle bir sıkıntı var. Şimdi NBA ve Amerikan spora algı bakış açısında şimdi kıyastan acayip haz alıyorlar. Tabii. Ve bu kıyaslandırmayı bir dönem tamamen başarı üzerine yapıyorlardı. Ama bak bence şöyle bir durum var. Baktılar ki eski dönemin NBA için konuşuyorum bunu. Eski dönemin oyuncularının başarı standardı yani o sayısal başarıları yeni dönemde çok mümkün değil. Tabii yani canım. Şimdi yeni dönemde bir oyuncunun çıkıp 6 kere MVP olma şansı eskisinden daha zor. 11 defa NBA şampiyonu olması. 11 defa NBA şampiyonu 50.5 olması. 50.4 sayı ortalamasıyla oynaması, 32 ribaund alması gibi. Yani şimdi 50'ler zaten imkansız. 32 ribaund falan buna imkansız rekorlar. Veya çok basit bir örneği aslında biz canlı görüyoruz. Arkadaşlar çok basit. LeBron 300 yaklaşık 300 sayı sonra hatta 250 sayı sonra 40.000 sayı barajını geçecek. Bu anormal bir fikir. Hep böyle anormal bir fikirdi. Hala da öyle gidiyor ama tarihin en iyi 2-3 skorerinden biri dediğimiz Kevin Durant 35 yaşında ve henüz daha 28.000 sayıyı geçti. Evet. Ya yani bu Kevin hani sayı atmaksa hikaye Kevin Durant'ten daha iyi bunu yapabilen, daha çok demiyorum, daha iyi bunu yapabilen toplasan 3 tane adam vardır NBA tarihinde. Katılıyorum. Dediğine katılıyorum. Şimdi tabii LeBron'un rekoru abi sadece skorerlik değil, devamlılıkla da alakalı. Manyaklık o bence yani. Hani o yüzden kariyer rekorlarını ve sezonluk hı-hı baremleri o şekilde birbirinden ayırmak lazım. Tabii. Yani çünkü çılgın sezon geçirebilirsin. Harden geçirdi işte. Tabii ki. Kesinlikle Harden'ın MVP sezonları. Örneğin anormal. Anormal ya. Eşsiz sezonlar bunlar.
Ama işte all time'a baktığımızda, toplama baktığımızda tabii ki devamlılık bambaşka bir şey. Yani LeBron James'i ben NBA'nin en iyi 3 skorer arasına almayacağım. Ama LeBron James muhtemelen asırlar boyunca NBA tarihinin en çok sayı atmış olan oyuncusu olacak. Oha, tam onu diyordum aslında. Şimdi biz artık bunları böyle canlı gözle görüyoruz. Çok böyle putlaşıyor bunlar. Ama şey, buradaki adam, yeni dönemdeki adamla eski dönemki adamı bir yerde meçleştirmen lazım. Evet. Ve şimdi bu istatistik üzerinden yapılıyor ki istatistik olarak evet işte 50 sayı ortalama falan çok zor ama verimlilik mesela. Kesinlikle. Ya verimlilik dediğin şey, ben sana söyleyeyim, gerçekten 2006-2010'a kadar falan kimsenin çok da bakmadığı bir şeydi yani. Şimdi çok basit, bunun örneğini şöyle bakabilirsiniz. Ülkemizde çok önemli basketbol yorumcuları var. Hepimizin izlediği, böyle programı çıktı mı koştuğumuz insanlar var. Onların o dönemki NBA programlarını izleyin ve de şimdiki NBA programlarını izleyin. Farkı burada anlarsınız. Efektif field goal o dönem geçmiyor daha. Yani hemen anlarsınız farkı. Algının nasıl farklılaştığını anlarsınız. Şimdi bu oyuncuların da böyle bir gücü olacak. Yalnız iş başka bir yere de gitmek zorunda. Gidecek zaten. Oradan olacak. Çünkü bunun sonu yok. Ya, bu sayıların elbette. Sonu yok. Ya şöyle, her zaman yeni bir devrim olacak. Evet. Yani basketbol oyunu kırılmayacak. Basketbol oyununu kıran bir durum olmayacak. Hani her zaman abi şöyledir ya sporda, hani biri bir tez üretir, biri deha olur. Ve ardından bir şekilde zamanla buna bir antitez ortaya çıkar. Her zaman hani devrim karşı devrim derken sporun kendisi şekil değiştirecek ve basketbol gelişecektir. Bu daimi bir şekilde olmaya devam edecektir. Belki bir sonraki devrim hücum devrimi olmayacak. Belki bir sonraki devrim savunma devrimi olacak. Belki kesin savunma olacak. Örneğin atıyorum bundan 5 sene sonra yani NBA bir yerde artık bu hücum enflasyonunun kabak tadı verdiğini düşünecek ve savunmaların lehine olan bir kural değişikliği yapacak. Ve birdenbire bir sonraki devrim savunma üzerinden gelecek. Çünkü zannedilmesin ki böyle bir, ya bence yanlış bir algı var. Hücum çok zevkli bir şey. Çok zevkli. Oynayan için de çok zevkli. İzleyen için de çok zevkli. Ama hücum, yani o hücum düzeni rutine bağlarsa dünyadaki izlenecek en kötü şey olur. Ya bir de şöyle bir olay var abi. Şimdi hani hücumdaki sayıyı arttırmak artık teorik olarak mümkün değil. Yani şöyle, dörtlük falan koyman lazım işte. Kesinlikle öyle. Yani çünkü pozisyon sayısı bundan daha fazla artamaz artık. Süre o. Yani teorik olarak basketbolun oynama süresini veya atılan sayıların değerini değiştirmediğin sürece hani elde edeceğin hücum verimliliğini veya elde edebileceğin pozisyon sayısını arttıramazsın artık daha fazla. Yani eğer takımlar rebound alıp kendi potalarından rakip potaya sallayıp sayı atmayı çözmezlerse imkansız. Ki imkansız. Bu mümkün değil. Çünkü artık hani oynanacak pozisyon sayısı maksimize edildi. Alınacak hücum verimliliği evet. de maksimize edildi. Yani siz bugün aynı anda bir takıma Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, yani Antetokounmpo, Joel Embiid'i koyduğunuzda o takım 180-200 sayı atmayacak. Aynısını atacak. O takım yine 120 sayı atacak. Hadi en iyi gününde 140 sayı atacak. 180 atmayacak. 200 atmayacak. Şimdi yani buna bir tez lazım. Bunun bir üst limiti var. Hücum oraya geldi artık. Zaten artık hücumdaki takımlar da hani bu marjları sayı üzerinden değil verimlilik üzerinden senin söylediğin gibi çözümlüyor. Bir noktada buna farklı bir cevap gelir elbette. Çünkü oyun her zaman böyle evet. abi. Oyun her zaman bu şekilde değişiyor. Yani mesela Kevin Durant çıktığında çok eşsizdi. LeBron James ilk çıktığında inanılmaz eşsizdi. Eşi benzeri yok diyorduk. Ama ne oldu? Şimdi bir Luka Doncic var. Kevin Durant'e benzer işte sallıyorum. Hani bir Jason Tatum var. Yani Antetokounmpo diyorduk. Victor Wembanyama var. Yani hep yeni bir şeyler üretiliyor. Hep yeni bir şeyler üretiliyor ve her birinin de oyuna farklı bir dokunuşu, farklı bir yaklaşımı olduğundan ötürü basketbol taze kalmaya devam ediyor ve ilgimizi çekmeye devam ediyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet, o zaman son olarak da şunu konuşalım. Abi sence bir 100 sayı görecek miyiz? Bence göreceğiz. Bence göreceğiz. Benim kırılabileceğine inandığım iki tane rekor var. Hadi bakalım. Scott Skittles'da olan asist rekoru ve Will Chamberlain'in 100 sayısı. Ben hani eli ısınan ve maç içinde kafayı buna takan bir oyuncunun bunu kırabileceğine inanıyorum. Ve bir maçın başından itibaren ya ben NBA asist rekorunu kıracağım diye maça çıkacak bir muhteşem pasörüm. Bu bir James Harden olabilir. Bu bir Nikola Jokic olabilir. Hı-hı. Bu bir Tyrese Haliburton olabilir. Bu bir Trae Young olabilir. Asist rekorunu da kırabileceğine inanıyorum. Bu söylediklerinin arasında en çok Haliburton bunu yapabilir gibi geliyor bana. Bana bir tık daha Harden geliyor çünkü o bu tür şeyleri takık. Ya Harden, o takık olduğundan ötürü yapar. Aklına gelirse bir gün düşünürse bunu yapabilir. Ben şöyle diyorum abi, 100 sayı, yani 100 sayı görür müyüz görmez miyiz aslında bilemiyoruz ama bence de göreceğiz gibi geliyor ve şöyle bir durum var ama böyle halen daha şey bir maçta göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani hani işin biraz bittiği evet. biraz daha böyle lakaytlaşılmış bir maçta görebileceğimizi bence düşünüyorum. Bence de. Ya bence de. 3 aday var.
Tamam, ben mecbur Doncic diyeceğiz. Söyleyeyim mi sana? Doncic tamam. Benim ama bir numaramda net bir isim var ya. Ben nedense burada çok enteresan bir işe gideceğim ve benim bir numaram Kevin Durant. Kevin Durant'ı yıllarca şöyle bir eleştirdik. Yani evet. Ulan yapsan 45 sayı ortalama oynarsın. Tarihinin iyi skoreri diyoruz. 60 sayılık performansı yok. Böyle bir şey mi diyorsun? Gider ayak böyle bir gün delirecek. Bir noktada ben hani Clippers'ı yendikleri Golden State Warriors playoff serisi vardı ya. Evet. Hani orada ben Kevin Durant'im demişti. Sadece açıklaması bu ve playoff serisini gidip almıştı ya o da. That's simple. Ben benzer bir işi yapacağını düşünüyorum. Ve burada bir gün 100 sayıyı aşacağına inanıyorum. Ya ben çok isterim bu arada. Hani biraz o artık o verdiğimiz şeyin arkasını doldurması açısından. Benim adayım aslında daha önce de çok başka biriydi ama artık kendisinin pek basketbolla alakası yok. Yani var bu arada, çok da haksızlık etmiyorum da Klay Thompson'ın ben çok az bir performansla attığı 60 sayıdan sonra, hani topu 11 kere yere vurup attığı 60 sayıdan sonra bunu yapar diyordum. Benim izlediğim en inanılmaz skor performanslarından biriydi. Net yani. Tuhaftı, inanılmazı çok değil. Çok tuhaftı yani. Topu hiç vurmadan 60 sayı atılır mı? Atıldı. Curry'den bir ara bekliyordum. O da eli tuttuğunda 15-23'lük evet. Atabilir ya zaten yani. Zaten bu rekoru kıracak oyuncu muhtemelen böyle anormal üçlük 15 falan üçlük atacak bir yani. Oyuncu olmalı. O yüzden de senin söylediğin gibi yani Curry mesela ideal bir aday bunun için. Ama o anın artık hiç öyle bir dalgası yoktur yani. Çok yani işte gelmez. Eli sıcak geldi mi olacak oyuncu gibi bakmaya çalışıyoruz. Abi ben o yüzden yani Durant hala benim bir numaram bu konuda. Ben bu konuda nedense yani bunu bir rasyonalize edemem size. Bunu bir mantığa sığdıramam ama ben bu konuda Kevin Durant'ten bir çok farklı bir beklenti içerisindeyim. Olağan şüpheli ama ya. O yüzden ya ama şöyle işte kariyerinde 60 sayı bile atmamış bir oyuncudan bunu beklemek hani çoğu insan için tamamen bozucu değil mi? Bozucu değil mi? Kevin evet. Durant gibi bir adam 60 sayı görmemesi. Tarihinin skoreri olabilir diyorsun. Tarihinin skoreri olarak atfediyoruz bu oyuncu. Kariyerinde bir tane 60 sayılık maçı yok. Çok enteresan. Evet belli olmaz. Böyle bir şey kafa yorabilir. Ben bu arada Booker'ın da bunu bir yerde deneyebileceğini düşünüyorum. Bence Booker de Booker çünkü olan. Bazı konularda böyle tabii takık canım. Bir çocuk. Booker da olan şu. Evladım ama takık. Yani Booker olabilir. Doncic keza bence orada net aday. Tabii. Yani. Embiid yine aday. Ne olursa olsun. Çünkü Embiid bir yandan da süreyi durdurarak hani sayı atabiliyor ya faul çizgisine geldiğini. O da bence Embiid nasıl atar biliyor musun 100 sayı? 30 faul falan. Ya öyle de mecbur öyle atar zaten de. Sayı krallığında mesela Doncic'le kafa kafaya gider ve derler ki aga son maç 100 sayı atacaksın. Tamam. O zaman atar mesela. Bir challenge olması lazım. Evet. O yani olur mu olur ya. Embiid olabilir bence yine. Bir tane böyle iki tane de daha hani böyle dışarıdan Plase. Ama olur olabilecek isim söyleyeyim ben. Anthony Edwards ve Jason Tatum. Tatum'u yazmayacağım oraya. Anthony Edwards'ı yazacağım. Ben Anthony Edwards'ı da görmüyorum onu ya. Yani, Tatum'da daha çok görüyorum bu arada. Edwards'ın böyle bir şey kovalayacak egosu olan bir oyuncu. Olabilir gerçi. Evet, ve biraz. Hani böyle 53'lükten tutarsa da neden olmasın? Abi bakalım. Görür müyüz? Ama bir numaram Durant yani. Net Durant onu söyleyeyim. Hiç belli olmaz. Benim bir numaram ya Doncic ya Booker ya şu ama an. Yani ikimiz de kırılacağına inanıyoruz bunu. Bizler hayata gözlerimizi yummadan. Bence kırılacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu böyle süpernova gibi büyüyor ve bir artık patlaması lazım. Ya abi seneye belki bakarsın Doncic nargileyi ve Ice Tea'yi azaltmıştır. Ocak ayında tabii. Elinin tuttuğu bir gün hani ciğerleri daha da çıktıp gider atar. Çünkü yani... Açıklama yapar. Şekeri glutenini kestim. Aynen öyle. Şekeri kestim. Gençleştim resmen der oyuncu. Çünkü yani öyle bir 73 attı ki hani atardı yani. Ama bak şöyle de bir parantez açayım oraya. Doncic yorulmuyormuş gibi gözüküyor da dili falan dışarı yapışıyor tabii, bu arada. Çok yoruluyor. Ciğeri sökülüyor yani. Ya zaten şöyle Luka Doncic'in performanslarına bakacak olursanız ilk periyodu domine eder. İkinci periyot biraz düşer. Üçüncü periyot oynar. Dördüncü periyot gene düşer. İşte bence Doncic'in bu biraz şey efekt abi. 2005-2006 Kobe efekt. Şu an Dallas'ta yaptığı şey. Bu çok sürdürülebilir ya bir şey. Ya şu an bence yaptığı efektin eşi benzeri yok. Yani yok. Güneş merkezli düzen dediğimiz işte LeBron'lar, Harden'lar falan. Doncic şu anda o işi LeBron'dan da Harden'dan da daha yüksek bir yükte ve daha iyi bir verimlilikte yapıyor. Anormal. Çok üzücü bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şampiyonluk da taçlandırmadığı sürece üzücü kalır. Ve bence şöyle bir durum var. Bu çok konuşulan bir konu. Bunu o yüzden çok yaymak istemiyorum. Ama bu düzen sizi şampiyon yapmış. Bence de yapacak. Yani bu LeBron düzen, bile bunun evet, farkına varıp değiştirdi. Şu anda ben şu istatistiği paylaşarak o zaman noktadayım. NBA tarihinde %33'ten fazla usage ratingi olan bir oyuncusunun %33'ten fazla usage ratinginin olduğu hiçbir takım NBA şampiyon olmadı şu ana kadar.
O zaman bizim bir başka bölümümüzdeki konumuz bu olacak. Kesinlikle. Güneş sistemli, yani mutlak monarşiyle yönetilen takımların ve oyuncuların nasıl bir performans izlediğine bakabiliriz. Yapabiliriz bunu. Biraz bu Kobe'nin DTL'sine evet. de benzer. Biz kendi elimizden geldiğince bunu yaparız. Özer ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bugünlük Step Back'i noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.